Değerli izleyenler, şu anda Paymax standındayız. Burada çekimlerimize başladık. Yanımızda firmanın satış müdürü İbrahim Özen var. Merhabalar İbrahim Bey, programımıza hoş geldiniz. İzmir Fuarı hayırlı olsun diyerek başlayalım. Hoş bulduk. Siz de standımıza hoş geldiniz. Yeni bir fuar, yeni bir heyecan. 2017'nin başındayız. İzmir Fuarı Paymax firması için çok önemli bir fuar. Bu İzmir bölgesinde ciddi potansiyele sahip bir firmayız. O yüzden İzmir'i seviyoruz. İzmir fuarını seviyoruz. Bütün dostlarımızı, müşterilerimizi fuarımıza bekliyoruz. Peki fuar heyecanlı mı başladı sizin için? Hani sizin için önemli bir fuar ama gidişat nasıl görünüyor? Şu anda gelen taleplere baktığımızda güzel bir fuar. Yeni taleplerimiz oluyor. Bunlarla alakalı çalışmalarımız oluyor. Yeni projeler var. Bunları takip ediyoruz. Bu anlamda çok güzel bir fuar. İlerisinde güzel olacağını düşünüyoruz. Dönüşlerin de güzel olacağını düşünüyoruz açıkçası. Umarız ki beklentileriniz karşılanır. Birazcık artık Paymax'ın hayvancılık alanında yapmış olduğu üretime değinmek istiyorum ben. Biraz ürün gamınızdan bahsedelim ve bu fuara özel getirdiğiniz ürünleri konuşalım. Şöyle söyleyeyim. Paymax 100 litreden 15 bin litreye kadar süt soğutma tankları üretmekte. Bu fuara özel olarak getirdiğimiz 300 litrelik bir soğutma tankımız var. Daha çok şarküterilerde artık çiğ süt, soğutulmuş çiğ süt sağıtılmaya başlandı. Bununla alakalı da ciddi olarak İzmir bölgesinde, İstanbul bölgesinde, Ankara bölgesinde, büyük şehirlerde özellikle şarküterilerde çiğ süt satılıyor, soğutulmuş. Bu alanda da ciddi çalışmalarımız oluyor. Yine Sütmatik diye adlandırdığımız bir yeni bir ürünümüzü çıkarttık. Şu anda test aşamaları devam ediyor. Bununla da şarküteri kısmına da inşallah gireceğiz. Sokak sütçülüğü dediğimiz sıcak süt satışını da engellemiş olacağız. Bir nevi aslında bakanlığa da hijyen anlamında yardımcı olmuş olacağız inşallah. Bunun da çalışmaları çok kısa zamanda bitecek. Şu anda Tokat bölgesinde yapmış olduğumuz ürün testleri yapılıyor, deneniyor. İnşallah başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Bunu da piyasaya en kısa zamanda süreceğiz. Herhalde önümüzdeki fuarlarda göreceğiz, bahsedeceksiniz çıkardığınıza dair. Biraz sizinle 2016 yılını değerlendirelim. Paymax için nasıl bir yıldı 2016 yılı? 2016 yılı açıkçası Paymax için beklediğimizden çok çok daha güzel oldu. Yani ciddi bir ciroya ulaştık. Ciddi bir tank sayısına ulaştık. Bunun yanı sıra Türkiye dışında dış ticaret olarak da ciddi yatırımlar yaptık. İşte bir Cezayir bölgesi, Fas bölgesi, Kenya, Afrika ülkeleri. Buraya da süt soğutma tankı göndermeye başladık. O yüzden 2016 yılı bizim için çok güzel bir yıldı. Yurt dışı çalışmaları anlamında da 2017'ye ciddi hazırlıklar yaptık. Zannediyorum 2017-2016 yılından daha da iyi geçecek Paymax firması için, özellikle dış ticaret anlamında. Ben buradan konuşmalarınızdan şunu da anlıyorum. Aslında Paymax'a baktığımızda çok geniş bir satış pazarı var. Bunu görüyoruz değil mi? Aynen öyle. Biz zaten bölgelere ayırdık. Bölgeler anlamında da çalışıyoruz. Direkt müşteri odaklı çalışıyoruz. Teknik servis anlamında da ciddi yatırımlarımız var. 40 ilde teknik servislerimiz, yetkili servislerimiz var. Bunlarla alakalı yurt dışında Cezayir, Fas'ta yetkili servislikler kurduk. Kıbrıs'ta yetkili servislikler kurduk. Ciddi bir üretim yapıyoruz, ciddi bir çalışma yapıyoruz. Kaliteyi çiftçilerle buluşturmaya çalışıyoruz. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Böyle yerli firmaların güzel çalışmalarını tabii ki buradan ekranlarımıza taşımak bizim için gerçekten onur verici. Umarım ki ilerleyen günlerde önünüz daha da açık olur. İyi fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Size de iyi fuarlar. Sağ olun. Değerli izleyenler, çekimlerimize devam ediyoruz.